İşitme engelliler haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarları ağırladı. Mecliste görüşülecek iç güvenlik yasa tasarısının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, sokakları karıştırıyorlar, oralardan nemalanıyorlar dedi. Çözüm sürecinde nihai neticelerin önümüzdeki aylardan itibaren görüleceğini de söyleyen Erdoğan, korkmayacağız, yılmayacağız ifadelerini kullandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'da. İslamabad'da ilk olarak Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'le bir araya geldi. Türkiye-Pakistan yüksek düzeyli işbirliği toplantısının ardından konuşan Başbakan Davutoğlu, terörle mücadele ve İslamofobi karşısında ortak mücadelenin önemine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen 3 Müslüman gençle Avrupa'da yakılan camilere vurgu yapan Başbakan, mücadele konusunda omuz omuza olma zamanı mesajı verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan'a hareketinden önce ise Ankara'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Davutoğlu, Özgecan Aslan'ın cinayeti için hiçbir ceza böyle bir suçun karşılığı değildir dedi. Başbakan, çözüm sürecine ilişkin silah bırakma söylemlerini de çözüm odaklı bir siyasette silah ve şiddete yer yoktur. Kim çözüm istiyorsa önce silahları terk etmelidir şeklinde konuştu. Mecliste grup toplantılarını yapan muhalefet partilerinin gündeminde Özgecan Aslan cinayeti ve idam tartışmaları vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, idamın çözüm olmadığını savundu, ölümü unuttuk, nasıl ceza vereceğiz onu tartışıyoruz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise katillerin en ağır düzeyde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, yeni dehşet verici cinayetlerin yaşanmaması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da kadına yönelik şiddetle ilgili özel mahkemelerin kurulmasını önerdi. Özgecan Aslan cinayeti toplumun ortak vicdanında lanetlenirken idam tartışmaları devam ediyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin gündemde olmadığını söyledi. Bozkır, idam cezasının devletler bakımından doğru bir yöntem olmadığı kanaatindeyim dedi. Suriye'deki muhalifleri Türkiye'de eğitmeyi amaçlayan Eğit Donat projesinde artık sona gelindi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki müzakerelerin sonlandığını, mutabakat metninin imzalanacağını açıkladı. Bilgiç, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan-Türkiye protokollerini parlamentodan geri çekmesini ise talihsiz bir adım olarak değerlendirdi. Sayın seyirciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu Pakistan'da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplıyor, izliyoruz.